Hey Ron! Ron imdat kurtar beni! Ron! Ron! Kurtar beni Ronald! Weasley! Allah'ım Ron'un kendine yarar yok. Başlayacağım şimdi. Herkese Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 15. bölümden merhaba arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım! Ödümü kopardın. Gerçekten ödümü kopardın. Birdenbire. Bu ses ne ya? Manyak. Allah'ım manyak. Hepinizi teker teker mi yapmam gerekiyordu? Allah'ım çok korkunç ya, bana dönüyor. Manyak, Allah'ım manyağı. Hareket ediyorlar. Püf. Beni yemeye çalışan bitkiler aşkına. Aslında etkiyen bitkiler var ama tabii Harry kadar kocaman kütleli canlıları yemiyorlar. Allah'ım çok korkunç. Kaç Harry kaç. Kaç Harry. Ha şimdi ben burada ne olacağını biliyorum. Siz de biliyorsanız ne güzel size. Köprünün ortasına gitmeyin çünkü köprü ortadan ikiye ayrılıyor diye biliyorum ve siz de bu mantarların içine düşüyorsunuz. Onun yerine şurayı açın. Kenarda durun. Oradan çıkan iki tane cücemsi şey. Bu cüceler onları yiyecek, size fasulye verecek böylece. Sonra cücelerin kafasına vurup böyle yani onları sadece halletmeniz gerekebilir. Ne kadar çok fasulye çıkardı? Fane kone koy. Şunu unuttunuz arkadaşlar. Hizmetkarlarım, mantarları kemirin. Kokulu mantarlar. Harry, burada var. Bir de burada var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun gerçekten. Fasulyelerimi toplayarak gidiyorum. Teşekkür ederim. Herhalde ısırdıkları her şeyi fasulyeye dönüştürüyorlar. Çünkü yuvaların içinde de fasulye var. Bunu alamadım yalnız gerçekten. O yukarı çıkabiliyor, ben çıkamıyorum yukarı. Gelir misin? Allah'ım canlanmasını beklemem gerekecek. Neyse. Sen takıl orada, ben seni bekleyemem çünkü. Save book'u da erişmiş olduk. Ya yasak ormanın böyle kısımlarının olacağını kim bilebilirdi, değil mi? Bir önceki videoda bahsedecektim. Geçen gün Guardians of the Galaxy'ye gittim. Galaksinin koruyucuları. O ay, ay yanlardan şeyler geliyor. Neyse. O kadar güzel bir filmdi ki ya, şey demeyeceğim, hani izlediğim en iyi çizgi roman filmiydi falan demeyeceğim ama çok güzeldi, ben çok beğendim şahsen. Yukarıda bir örümcek var aynı. Bu sis nereden geliyor ya? Orada da bir tane karaltı var, nedir o? Ay şeyler, adlarını unuttuğum şeyler, Cornish pixiler. Allah'ım iki taneler. Neyse, Guardians of the Galaxy çok güzeldi arkadaşlar. Hiç çizgi romanlarını okumadım, şeyi var mı onu bile bilmiyorum. Şeyi neydi onun adı? Çizgi filmi falan var mı? Onu bile bilmiyorum ama kesinlikle çok beğendim. Epic jump, epic jump. Wee! Yeah! Hoppa! Buradan devam edebilirim ama sanki aşağıda bir şey var diye gibi hissediyorum. Önce gelir misin? Yukarı çıkıp bir şey var, onu alayım. Wee! Tabii ki kart. Kartı almasak olmaz. Guardians of the Galaxy'den bahsediyorum değil mi? İzlediyseniz bilmiyorum izlediniz mi ama Famous Giant Slayer devleri öldüren bir insanmış. Aferin sana diyoruz biz böylelerine. Niye insanları öldürürsün? Harry dikkat et, Harry dikkat et. Ay! Öldüm! Şu jump yerine atlamaya çalışıyordum. Neymiş demek ki? Guardians of the Galaxy'den ya da herhangi başka bir şeyden bahsetmemen gerekiyormuş. Oyuna konsantre olman gerekiyormuş Doruk. Buraları keserim ben herhalde. Zaten Allah'ım. Ya bir git, nereden geliyorsunuz ya? Git artık. Öbür şeyi de yapalım. Şuradan atla. Ya Harry aşağı düşme artık. Epic jump. Epic jump denemesi Vol 2. Spongify. Süperim. O jump yerine atlayamadım ya. Öf, çok kötü oldu. Tekrar ölürsem çünkü güzel olmaz. Gerçekten güzel olmaz yani. Şu ortadakini atlamaya çalışacağım bu sefer. Bakalım o zaman ne olacak. Guardians of the Galaxy arkadaşlar çok güzeldi. Her şey güzeldi. Böyle bilim kurgudur, nedir, şudur budur. Yani her şeyini beğendim yani. Şuraya atlarsanız arkadaşlar demek ki daha mantıklı bir insan olduğunuzu kanıtlamış olursunuz. Böylece ölmezsiniz ya da. Tekrar epic jump olmadı. Böyle bilim kurgu şeyleri, her şeyini çok sevdim. O Fox'u, roketi, ay Fox değil tabi. Neydi o şeyin adı? Cinsini unuttum var ya.
Şey süperdi, bütün karakterler süperdi, hepsini çok sevdim. Oyuncuları zaten yani seviyordum diyebilirim. Konusu da çok eğlenceli, devamı da gelecekmiş ya. O beni çok heyecanlandırıyor. Bayağı güzeldi. Uzun süredir bu kadar iyi bir film izlememiştim. En son şeye gitmiştim. Şimdi tam bilmiyorum. İlk en son neye gitmiştim? En son şeye, adını unuttum, bir dizi, filme gitmiştim. Resmen unuttum. Neydi onun adı? Ha, Yarının İçine mi? Tomorrow, bir şey Tomorrow. Tom Cruise oynuyordu hatta, böyle bilim kurgumsu bir şey, sürekli geri dönüyorduk zamanda, böyle ilginç ilginç şeyler. Sonra ondan sonra şeye gittim, Aynı Yıldızın Altında'ya gittim ki Aynı Yıldızın Altında bence çok şey. Ya filmi, kitabı güzeldir çünkü kitabını okumadım, o yüzden bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var, oyunculuk diye bir şey yoktu. Hani kitap niye daha güzeldir diyorum. Hani oyuncular da kötü bir şey demek için söylemiyorum ama hani başka bir şey katmamış da, hikaye çok güzel. Hikayeyi sadece yaptıkları için ekstra bir şey katmadan inanılmaz bir film yapmışlar. Film güzeldi. Hikayesi güzeldi ama. Anladınız mı? Famous for studies of life, habits of trolls. Trollerin alışkanlıklarını araştıran bir insanmış ve yaşamı çalışırmış. Çalışmak. Club to Dead in the Cotswold while sketching. Cotswold'da bir şeyler çizerken, hani o incelediği şeylerin resmini yaparken ölmüş maalesef. Ah, büyücüler ölmesin. Büyücüleri kurtaralım. Ne oldu ya? Bu ses nereden geldi? Allah'ım, gene üzerimde bir sürü şey var. Örümcekler. Bunları almayı unutmayalım. Çok güzel, evet, tekrar edeceğim. Guardians of the Galaxy'e gidin izleyin. Çok güzel. Which who invented the lunoscope? Lunoskobu. Ay şey gibi. Astronomi dersinde kullandıkları ay gözlenme yeri. Ben böyle şeylerin adını unutuyorum aslında, o yüzden diyorum ya kitabımı yanımda bulundurayım diye. Allah'ım, yanda impler var. Bana doğru koşacaklar. Aşağıda da bir boşluk. Dipsiz uçurumlar devam ediyorlar. Yasak ormanda. Yasak ormanda olsa, Allah'ım ne yapıyorsun ya? Manyak. Allah'ım manyağı. Buraya gideyim bari de. Bana doğru gelme. Sana hedef almaya çalışıyorum. Öl. Öyle mi? Hay Allah. Nereye gitti ki şimdi acaba? Şimdi onu ara bul. Şu aşağıdan ben gidebilir miyim, yoksa suya düşersem boğulacak mıyım? Gidip bir save atayım, sonra tekrar deneyeceğim. Allah'ım bana doğru koşmayın, bana doğru koşmayın. Şş, manyak. Git ya. Allah'ım ya Rabbim. O zaten orada durdu, ben onu galiba fasulyeye dönüştüm. Ay! Ödüm kop, gerçi ödüm kopar. Ay. Ay, çıldıracağım. Heyecanlı müzik de başladı zaten. Ay, birdenbire hiç beklemiyordum ben canlanmasını tekrar. Ondan önce gidip suya atlayacağım. Belki orada bir sır vardır çünkü. Sırlar, sırlar, sırlar. Secretception. Ya sana vurabilir miyim acaba? Bana doğru gelmeden şöyle falan. Yok mu? Öyle bir seçeneğim yok mu? Ha, git. Git. Sana vurdum. Teşekkür ederim. Şimdi suya düşmeyi deneyeceğim. Va, gördünüz mü? Gördünüz mü? Varmış sır. Sadece fasulye. Allah'ım. Ay, ay, yani bu kadar cimri olma ya. Harry, kaç kaç Harry. Allah'ım. Bu kadar cimri olma EA Games. Sandıklarını bile cimri yapmışsın. Harry, gidelim buradan. Bırak bunları ya. Ay, devamında ne olacağını biliyorum. O yüzden ödüm kopuyor. Ergo boss fight'ı var arkadaşlar. Muhtemelen tahmin edeceğiniz bir şey. Hayal kırıklığı verici. Çünkü bayağı kolay aslında. Düşündüğünüz zaman. Allah'ım, dev canavar örümcekler. Git artık. Hedef alamadım galiba. Teşekkür ederim. Bu salak bana ağaç tohumu şeyleri atan insanlar var. Çılgın insanlar. Seni de alabilirsen buradan. Allah'ım ya Rabbim. Sen bana hedef alabiliyorsun. Ben niye sana hedef alamıyorum? Allah'ım, bunları incendio'yla da yenebilirdik. Madem bir önceki şeyde bitkileri yenebiliyorduk. Neyse. Kimseyi yargılamıyorum. Çikolatalı kurbağa, gel buraya. Harry, oraya çık diye demedim. Çikolatalı kurbağa, gel yanıma. Louis ve banka mı? Aa, onu biliyorsunuz. Dur da ben onu unuttum. Nasıldı? One Direction, gel yanıma. Aa. Taylor Swift, bizi unutma. Aa. Unuttum. Öldüreceğim zaten onu da. Hele bizim manla sana. Allah'ım, o kız çok kezban değil mi ya? Ay. Ya yani One Direction sevebilirsiniz falan. Ama yani, ah, yani. Ne oluyor?
Galiba üzerime doğru saldırıya geçecekler. Hiçbir şey olmadı parantez içinde. Şuradan atlayabilir miyim? Aynen, burası yeri açılmış. Orada bir tane flipendo mekanı var. Bunu niye açtım ben? Orada bir flipendo yeri var. Ha, nereye flipendo yapacağımı gösteriyor da buraya nasıl çıkacağım? Şurada falan bir spongify. 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 Hayır, şurası açıldı, sanki üstünde bir şey var diye düşünüyorum. Neyse. Yok, herhalde şey için, basamak olsun diye açıldı, bilmiyorum. Nereye Spongify yapayım? Aa, bunları hatırlarsınız arkadaşlar. Şeyde yapmıştık. Tropical Hogwarts'ta. Artık onlar yok artık. Artık. Hop. Superman. Harry Potter. Keşke çizgi romanlarını okumuş olsaydım. Guardians of the Galaxy'nin. Çünkü ben öyle şeyler sevmem. Hani çizgi romanını okumayayım, sadece filmini seven fanları hoşlanmıyorum. Ha bak. Sır varmış gerçekten. Yani sır değil işte. Sakın aşağı düşme. Döverim. Teşekkürler. Ardından önce tehdit edip sonra teşekkür ederim. Ha evet, mesela hani Spider-Man filmlerini seversin ama aslında hiçbir şey bilmezsin ya. Çünkü mesela ben Spider-Man çizgi romanlarını okudum. Aynı şekilde Superman falan yine birazcık bilirim. İyi ki biliyorum. Da DC Comics ile aram iyi değil. Aman Allah'ım, Harry Potter'dan bu kadar sapmamalıydık değil mi? Zaten terledim konuşurken. Founder of Society for Distressed Witches. Distressed. Distressed. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Anlamadığım İngilizce kelimeler var. Birkaç tane. Onu bir tane grup kurmuşlar. Onun başıymış. Yani bulan kişiymiş. Founder diyor. Şurada falan bir şeyler. Şurada yanda yok. Bir şeyler yok. Basamaklar. İçeride biri mi var? Allah'ım. İnanamıyorum ya. Kim sandığa bunu koyar? Kesin Peeves yapmıştır. Gel bakalım. Habibi. Fasulyelerinizi alıyorum. Keşke bunu yemesine izin verseydim ha. Az önce yaptığım gibi. Ben buradan yukarı nasıl çıkacağım? Az önce yapamadığım gibi mi yapsam acaba? Yok, olmuyor. Her eline al diye de Allah'ım. Oo, hepsini aldım. Allah. Periciğim dikkat et. Niye öyle yapıyorsun? Sağ ol. Biraz daha ilerleyip sonra en son şunu atabilirsin. Güzel. Hele şunları eline alma artık. Şu yukarı çıkabiliyor muyum? Orada başka bir şey var. Belki yukarı çıkmam için yapılmıştır falan. Hani. Yok. Değil mi? Yok. Yok zaten. Ne var ki? Kim bana yardım etmek ister? Gene Flipendo yapmamız gereken bir ağaç var. Bu eski oyun gibi ya. Orada da Hagrid'in evinin yanında ya şeylerde. Ateş tohumu muydu? Neydi? Öyle tuhaf şeyleri toplarken yapıyorduk. Size bir şey diyeceğim ama inanmayacaksınız. Biraz sonra tam bir fail olacağız. Harry, hayır, olamaz. Lanet olsun. Evet. Gerçekten zıpladığınız zaman canınız gidiyor bu arada. Sakın o aşağı düşerken zıplamayın. Benim zaten canım sürekli eksilerde bu aralar da. Salak hatalar yapmaktan. Newt Scamander. Evet, fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurların yazarı 1897'den günümüze kadar. Tabii ki 2014'e kadar değil. Şey, bu adamın filmi çıkıyor ya. Bu adamın başından geçecekmiş. Ansiklopedi film yapan J.K. Rowling neler yapıyor bilmiyoruz. Burada iksir yapmamız için bir yer var. Burada da iksir yapmak için malzeme var. Ancak atlayabilir miyim ben oradan oraya? Yani bilmiyorum. Şimdi iksir yapsak mı? 20 11 diyor. Kaç tane iksirimiz var? 5 tane var. 5 tane yeter zaten. Daha fazlasını şimdilik yapmayayım. Defendo. Boss fight'a giden yolda ilerliyoruz. Hızla. Süperiz değil mi? Ay, nefret ediyorum bu bölümden. Aragog'un konuşan örümcekler. Aragog. Oh my god. Ay. Is it Hagrid? No, I'm a friend of Hayır, ben Hagrid'in bir arkadaşıyım. Harry, çok masum söyledin. Yardıma geldim. Neden Hagrid benim yardımımı istiyor? Birileri diyor ki Hogwarts'ta yıllar önce Hagrid bir canavar salmış. Beni saldı ama beni geri yolladı, sonra da geri gelmedim. Ve kim Hogwarts'ta kimseyi şey yapmadım. Örümcekler şey aksında, hani Aragog bizi şu anda öldürmeye çalışmayacak olsa İyi bir sempati duyardım örümceklere. Anladım.
Ben değilim. Başka birini bir tuvalette öldürdüm. Hehehehe. Harry gidebileceğini mi sandın? Troll face. Hagrid'in arkadaşı. Kapımın önündeki kişi çekilebilir misin? Allah! My children. Kulağınıza dikkat edin. Kulağınıza dikkat edin. Kapının önündeki de ablam zaten. Allah'ım kocaman spider. Kaç Harry. Harry kaç, Harry kaç. Bağırma. Allah'ım kaç. Hareket edemiyorum. Bite him, my children. Aragog, sakin ol dostum. Bağırma artık. Bite him, my children. Allah'ım kaç. Harry, iyi misin? Ay ödüm kopuyor şu anda. O kadar çok örümcek var ki. Bir şey diyeceğim. Harry. Harry Potter. Ses çıkarma bu kadar fazla. Ulan. Harry dikkat et. Harry dikkat et. Ergo sakin ol. Aman Allah'ım ya. Aragog. Hagrid amma gürültülü bir arkadaşım varmış ya. Bağırma artık. Öldürmeye çalışıyorum ama olmuyor galiba. Bir daha de, ne olur bir daha de. Allah'ın salağı. Harry de, Rick the Sempra. Bir şey diyeceğim, o aşağı düştü ama örümcek olduğunun farkında değil galiba. Yukarı tırmanabilirsin. Altıgen şeklindeki çukur. Espri denemesi. Fail. Aferin sana Harry. Hemen yanındaydım ama sana yardım etmek istemedim. Cause I'm a bitch. Ya en iyi arkadaşın. En iyi arkadaşlarından biri ya da taşlaşıyor. Bir canavar. Hangi canavar ya da kim yapıyor bunu bilmiyoruz. Ve dediğin ilk şey. Aa olamaz, hemen geri dönse iyi olur. Bu kadar mı sevmiyordun Hermione'yi? Harry gerçekten mi? Gerçekten mi? Öleceğim, öldüm. Ben bu canları var ya herhalde şeyde buldum. Pazarda buldum yani. Pazarda bulmak. Yok hani yani çok kolay buldum da harcayıp duruyorum. Harry aşağı inecek misin? Bu şey yer değiştirecek mi acaba? Öleceğim sandım gene. Neyse gidip bir save atayım madem. Bölüm yeterince uzadı, ben bölümü şey yapayım. Burada bitireyim arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi falan bildirebilirsiniz aşağıda. Güzel olur. Bakın çok korkulu boss fight'lara karşı geliyorum sizin için. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Harry Potter ve Tırlar Odası'nın 16. bölümü. Hermione'nin taşlaştığını öğrendik. Aragog'la tartıştık. Aragog'la kavga ettik ve Hagrid'in aslında suçlu olan kişi olmadığını öğrendik. Bir sonraki bölümde ne oluyor bilmiyorum çünkü hikayeyi karman çorman ediyor bu oyun. Görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar.